Şimdi arkadaşlar sıra geldi güvenlik kamerasını bu sisteme dahil etmeye. Güvenlik kameramız gördüğünüz olduğunuz gibi şu kısımda bağlantı portlarını uç kısımda görüyoruz. Şu kısım tanıdık geldi mi arkadaşlar? Şöyle karşıdan tutarsam güvenlik kamerası kayıt cihazının üzerindeki BNC bağlantı noktalarıyla aynı arkadaşlar. Yani bu kısmada yine BNC konnektörle aynı özellikteki şu görmüş olduğunuz kabloyu bu kabloya bağlayacağız. Ne oldu burada? Şimdi burada 4 tane uç var. Burada ise 3 tane uç var. Peki bu bilmeceyi nasıl çözeceğiz? Ne demiştik? Güvenlik kamerasının eksi ve artısı vardı. Elektrik girişinin de eksi ve artısı vardı. Şimdi diğer kısımda biz şu kısımda hani pembe ve beyaz artı eksiği bağlamıştık ya kabloya. Şu beyazdı. Şu pembeydi. Şimdi bu kısımda şu sarı uç pembeye dönüşüyor arkadaşlar. Ve şu kısımdaki eksi de şu kısımdaki eksiye bağlanacak. Peki burada iki tane eksi görüyorum. Nasıl yapacağım? Bu eksiler hem görüntü hem elektrik için şase değeri sağlıyor bize. Doğal olarak şu iki eksiyi birbirine bağlamakla bu işi çözüp yine bu kabloyu da 3 kabloya düşüreceğim. Şimdi güvenlik kamerası tarafımda bakınız güvenlik kamerası kablosunda artık 3 kablom var. Neydi? 2 tane eksi vardı burada. Güvenlik kamerasının görüntüsünün ve elektriğinin eksisi, elektriğin artısı, görüntünün artısı. Şu kısma geçtiğimde eksi değerler, elektriğin artısı, bu da görüntünün artısı artık sarıya döndü. Şimdi karşılıklı bunları bağlayıp sizlere tekrar döneceğim. Kablomuzun bağlantısı bittiğinde şu şekilde görünecek arkadaşlar. En sağda gördüğünüz görüntünün artısı, ortadaki elektriğin artısı, en soldaki de eksiler. Eksiler cansız uç olduğu için ikisini kablo içerisinden birleştirmede herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Bu sayede BNC tarafında yani güvenlik kamerası tarafında 3 kablo bilmecesini bu şekilde çözmüş olduk. Adaptöre bağlantımızı şu şekilde daha önce yapmıştık. Şimdi gelelim konuya. Bakınız şuradaki bağlantıyı güvenlik kamerası tarafında şu uca çevirdik. Yani artık şu uç bu uç oldu. Şu görmüş olduğunuz uç ise elektrik alacağımız uç. Bakınız şu kısımdaki artı ve eksi trafodan çıkan artı ve eksi şu kısma şu şekilde taşınmış oldu. Çok özellikle ve ricayla sizlerden talep ediyorum. Bakınız şu kabloları kesmeyin arkadaşlar. Birkaç müşterimizden defalarca bu şekilde geldi. Bu kabloları kesmeyin. Bu kabloları kestiğinizde bunun içerisindeki voltaj ve görüntüyü ters bağlarsınız. Bu kamerada elinizde bomba gibi patlar arkadaşlar. Bunu yapmayın. Yani size sunulmuş bazı nimetler var. Bunlardan faydalanarak güvenlik kameranızı kurun. Eğer bunu yapmayacaksanız bu kamerayı hiç kurmayın. İşinizi de çöpe çevirmeyin arkadaşlar. Yani yok kablo duvardan geçmiyor. Duvarı del arkadaşım. Yani net bir şekilde duvarı del ama bu kabloyu kesme. Bu kabloyu keseceksen de güvenlik kamerası yapıyorum diye ortada gezme. Evet, ne demiştik? Tekrar göz atalım arkadaşlar. Güvenlik kamerasından görüntü almak için BNC'mizi kayıt cihazına bağladık. Uç kısmına görüntüyü kameraya göre uyarladık. Şu kısım elektriğimiz olacaktı. Güvenlik kamerasına girecektik. Trafodan artı eksi şekilde çekip şu kısma taşıdık. Evet arkadaşlar şimdi ortama birbirine bağlayalım. Gördüğünüz gibi artık kameramızın montajı tamam arkadaşlar. Şu kısımdaki bantları da uyguladıktan sonra
Evet, bantlama işlemini de yaptıktan sonra artık kablomuz hazır. Ben burada 10 santimlik bir kablo kullandım. Siz yeri geldiğinde 100 metreye kadar kablo çekeceksiniz. 100 metreye kadar tabii elektrik taşıyacak bir adaptörünüz olması gerekiyor. Adaptörünüz çok güçlü değilse kablonuzun güçlü olması gerekiyor. 0.22 kalınlıkla başlar, 0.50 kalınlığa kadar gider bu kablo. Eğer ki çok daha uzun metrajlara montaj yapacaksanız, bu durumda elektriğinizi haricen bir kabloyla kameranın yanına kadar taşımanız gerekiyor. Şimdi bakalım. Güvenlik kamerası kayıt cihazında bağlantımız var. Kamerada bağlantımız var. Trafoda elektrik bağlantımız var. Trafodan gelen kısımda kameramıza da elektrik bağlantısı var. Tekrar ısrarla söylüyorum. Bu kabloları kesmeyin arkadaşlar. Bu kabloları kestiğinizde kameranız garanti dışıdır. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bilin. Bu kabloları kesip de sonra da benim kamerama garanti ver diyemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir surette de hiçbir firma bunu kabul etmeyecektir. Müşteri haklıdır, müşteri memnuniyeti var şeklinde de insanları kesinlikle zor duruma sokmayın. Bu kabloyu en baştan söylüyoruz, kesmeyin. Şu an montajımız bu şekilde. Az sonra elektrik vererek kamera görüntüsünü monitöre taşıyacağız arkadaşlar.